Evet arkadaşlar merhabalar bugün güzel bir programla sizlerle birlikteyiz Meral arkadaşımız sizlerle tanıştırayım Meral Yankın Meral Astroloji Instagram'dan onu ismini de yan tarafa etiketledim onu da takip edebilirsiniz finansal astroloji öğrencilerimizden astro trading öğrencilerimizdendir birlikte size bir yayın programladık yayın planladık nelerden bahsedeceğiz Meral şimdi? Bugün. Şimdi hocam ben de tüm Astro Trading severlere, takipçilere hoş geldin diliyorum. Ve tüm ülkemizi de geçmiş olsun diliyorum. Allah'ım kolaylıklar diliyorum herkese. Özellikle Astro Trading deyince tabii ki finansal piyasalar bizim için önemli. Bugün bunlar hakkında sizinle görüşmek istiyorum hocam. Evet. Benim çevremde de bu konuda çok soru var. Örneğin yatırımcılar ne yapmalı? Nereye yönelmeli? Biliyorsunuz biz daha önce 99 depreminde çok ciddi ekonomik kriz yaşadık. Şimdi bunun kat ve kat büyüğünü yaşadık. Türkiye'nin dörtte biri etkilendi ve direkt olarak bizim ekonomik anlamda tüm ülke olarak hepimiz nasipleneceğiz bu krizden. O nedenle evet. ne yapabiliriz? Nasıl hareket edelim yatırım anlamında? Bir de çok çok önemli bir soru var hocam. Bu evler, evlerin kiraları ve satış fiyatları çok arttı biliyorsunuz. Evet. İnsanlar evlerine zaten güvenemiyor. Fiyatlar arttı. Ev alınmalı mı, alınmamalı mı? Ne yapılmalı? Hani bu konuda da bir öngörünüz varsa finansal anlamda çünkü bu da bizi etkiliyor bütçemizi. Evet. Bu konularda sizin görüşlerinizi çok merak ediyorum hocam. Evet şimdi o evden başlayalım. Yani ben açıkçası apartman kültürüne karşıyım çünkü müteahhitler bu konuda çok fazla malzemeden çalıyor artık. Yani bunu anlamak için çok büyük bilim adamı, çok büyük bir şey Aynen. gerek yok. Yani bu zaten ortada durum tablo Türkiye'de. Bizim. Türkiye'de nereden ev aldın çok önemli. Kimden mi ev aldığın çok önemli ki güvenebileceğiniz müteahhit oranı çok düşük oranda. Yani çok düşük. Yani 100 tane müteahhitten bir tanesi sağlam. Yani 99 tane e, çürük yapı yapan müteahhit kaynağı ortada ki bunu denetlemeyen belediyeleri de aynı zamanda e, topluma havale ediyorum. E, bu noktada Hani bir durumu düşündüğümüzde ev fiyatları istediği kadar artsın. Eğer yatırım olarak düşünüyorsak ev yatırımı bence yani betona yatırım yapılmaz. Çünkü Türkiye standartlarında e, betonun ömrü 10 yıl. 10 yıl bile değil. E, yani e, ilk depremde zaten e, yıkılacak. Dolayısıyla... Bu noktada bakarsak özellikle hangi muhitten aldığımız çok önemli. Mesela ben İstanbul'dan ya duyuyorum fiyatları Meral e, evet. yani doğru mu bilmiyorum da benim işittiklerim doğruysa yani biz gerçekten tokadı hak ediyoruz yani bir artı bir eve bir milyon iki milyon TL İstanbul'da isteniyormuş doğru mu bu? Aynen hocam aynen yani bir milyona ev yok zaten onu bırakın bir milyona ev yok dediğiniz doğru bize her şey hak mustak. çünkü suçlu biziz. Ee, yani, gördünüz mü bilmiyorum depremde bir bina var altında bir e, züccaciye var iki tane tabak kırılmış fazla bir şeysi yok karşısındaki evet. evler yıkılmış. Yani dediğiniz gibi biz aslında isteseydik doğru yapabilirdik ama yapmıyoruz. Bir de kalkıyoruz tüm paramızı gayrimenkule gömüyoruz değil mi? Yani ne evet, kadar evet. yanlış. bu saçmalık yani. Bu noktada saçmalık. E, bu saçmalık. Bunu yapmamak lazım. Yani mantık olarak evet. ben yapmam. Ben doğru. eve yatırım yaptım. Kendi evimi yaptırıyorum ama bak. Ben Kendim arsa aldım iki sene önce. Arsayı değerlendirdim. Ne yaptım? Üstüne kendim mimari olarak projesini çizdirdim. Zemin etüdünü kendim yaptırdım. Perde betonuna atılan demirleri kendim gözlerimle gördüm. Demiri kendim aldım. Yani tabii ki müteahhitle çalıştım ama e, burada yapı denetim şirketi e, burada benim çalıştığım e, mimar, mühendis adamlar. Yani bu konuyla ilgili e, yani inşaat mühendisi olmanıza gerek yok bina yapmanız için e, ama yaptırdığınız adam biraz nitelikli olmalı. Bir. ikincisi de ee, ben de kontrol ettim yani e, gözümle ben... gördüm atılan betonu e, şeyi ve zemin etüdü sonuçlarını biliyorum ve hazır beton kullandırdım yani şeyden kaçınmadım zaten bir müteahhit İstanbul'da e, Meral ben matematini yaptım ya İstanbul'da iki artı bir evim olacağına Taşra'da bak Çanakkale Biga'da kendi evim villamı yaptırırım ya o paraya ben yani e, dolayısıyla hani apartmanda yaşamakla karşıyım ben neden karşıyım İstanbul gibi bir ortamda ya da büyük şehirlerde çok büyük apartmanlarda yaşayacağınıza yani şöyle düşünün, yani e, ya bir, yani mesela Ankara'nın taşrasında bir e, yerde kendi evin olsun daha iyi, yani ya da İstanbul'un daha zemini e, kuvvetli yerlerinde bir arsan olsun. Ben daha çok arsa yatırımına sıcak bakıyorum. Evet. E, ha, evin olmasına arsan olsun yani. Çünkü neden? Tamam. Arsa, işle... arsa almayı önerebiliriz. Evet. Senin... Arsa çünkü neden? Şöyle bir şey Meral, arsa sıfır, tamam mı? Yani çok bakir bir şey o alan oluyor. Yani oraya bir bina dikmemişsin. Arsayı alıp satabilirsin ama evi alıp satamazsın. Çünkü neden? Ee, yani alıp satarsın da ya ileride satamayacaksın. Çünkü neden? Şöyle bir durum var. Ee, ev fiyatları balon. Ee, ve hiçbir gerçeklik içermiyor. Realite tamamen e, ters işliyor. Yani e, burada insanlar bence azıttı. Yani, evet evet azıttı. E, bu noktada burada Yani ben. bu fiyatlara evet diyorsa bu insanlar gerçekten azıtmış. Yani biz zaten bir tokada hak ediyoruz. Şimdi bu noktada yapılması gereken bence yatırım olarak yatırım soruyorsanız bence arsa, toprak. Çünkü neden? Evet. Abi toprak işlenmemiş durumda. Dolayısıyla ben bu toprağı istediğim gibi elden çıkartırım. Çünkü alacak olan kişi de e, benim ben ev yaptırıyorum. Adam diyor ki planını beğenmedim. Öbükmüşteri beni, "Benim bir evim vardı, sattım. Valla bir senede zor sattım." Neden? E, kardeşim e, gelen eve bakıyor diyor, "Ben bunun planını beğenmedim. Yok şurasını beğenmedim. Yok burasını beğenmedim." Habire bir beğenmediği bir yer var. Yani e, dolayısıyla ama Arsa'da öyle bir şey yok. Arsa'yı anında satabilirsiniz. Ee, bir saniye. Bu telefona bakmak zorundayım. Kargo geldi. Alo. Abi, evde mu? Abi evdeyim. Yayındayım şu anda da. Ee, sen kargoyu benim portmantonun üstüne bırakır mısın? İşte kapalı, ha Açıyorum ama. Bir saniye. Kusura bakmayın arkadaşlar. Efendim? Tamam. Hemen, hemen veriyorum. 19.87 06.79 822. Tamamdır abi. Eyvallah. Sağ olsun Kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, kargo bekliyordum da. Evet. Şimdi burada ee, e, ben arsa alırım. Çünkü burada arsa mantıklı ama ev beton. İçindeki demir çürüme oranı var. O demirin çürüme oranı var. Türkiye'de bu standart 10 yıl. Yani ki müteahhitlerin çürük bina yapmasını yani hesaba katmıyorum bak yani onu bir kenara koydum ben normal standartlardan bahsediyorum ben sen evini yani evini en kral şekilde en yüksek e, mukamette yaptırsan bunun maksimum dayanma oranı zaten 20 yıl. Yani Hocam, 20... Bir de şöyle bir şey var. Ha, orada çok haklısınız. Bir de şöyle bir şey var. O kadar doğru söylüyorsunuz ki yani küçük yerlere gidip daha böyle kendine iki katlı ya da bir katlı evde yaşayıp aynen, daha aynen. De almak Çünkü deprem ülkesiyiz. Ama insanlar hani İstanbul'da bir ekonomi dönüyor ya biliyorsunuz finansal evet. evet dönüyor. İster istemez insanlar böyle kalabalık bir şekilde İstanbul'a sıkışmış. O böyle hani her an böyle üf deseniz düşecek evlere sıkışmış ve dünya paralar içerisinde zaten insanlar inanın inanın geçinemiyor, paralarını akıtıyor o evlere bir de. Yani böyle bir evet. sıkışmışlık hayatının içerisindeyiz. Ee, aslında düşündüğümüz zaman insan olarak ne kadar büyük bir kabusun içinde olduğumuzu görüyoruz. Evet, yani. evet. Yani burada şey var. Yani İstanbul'u da bu kadar çok abartıyorlar da Yakında orası da elimizde patlarsa ne olacak? Bütün sanayi o tarafta. Yani e, bunu diğer yayınlarımda da söylemiştim. Yani İstanbul'a da bu kadar çok güvenmeyin arkadaşlar bu noktada. E, yani e, İstanbul'un taşı toprağı altın deyip bütün herkes yurra İstanbul'a geldi de bunlar herhangi bir panik anında neler ne yapacağını da bilmiyor bu insanlar. Yani e, Allah muhafaza. Dolayısıyla e, bu noktada da çok makul mantıklı düşünmek lazım. E, ben Açıkçası ben İstanbul'dan evim olacağına e, olmasın abi yani. E, yani ben e, Çanakkale'nin... E, yani Yenice köyünde bir arsam olmasını... Yani Yenice'sinde yani taşrasında arsam olmasını yeğlerim. E, İstanbul'da evim olacağına gider oradan 3 tane arsa alırım. Yani İstanbul'da ev alacağım parayla zaten Çanakkale'nin Yenice taşrasından 3 e, tane arsa alırsın yani. E, evet. Dolayısıyla ha, diyeceğim o ki yani... E, Sonuç itibariyle sen e, bu noktada zaten ben insanların İstanbul'da yaşamasına karşıyım. ya yani İstanbul'un derhal boşaltılması gerektiğine inanan biriyim. Bu benim kendi kişisel düşüncem ki e, ev fiyatları artıyor olabilir. E, ama e, ben elimde Pluto kova'ya girecek gerçeği var. E, Pluto kova'ya girerse insanlar zaten toplumsal hayatlarında üstümüzden buldozerle geçecek bir Pluto var. Aynen. E, dolayısıyla Aynen. insanlar zaten ileride e, köylere göçecekler. E, yani daha e, yerleşik olarak. Ee, taşralığı kabul edecekler, taşralar kalkınacak yani o taraflara göç etmek isteyecekler, şehir hayatı bitecek çünkü gerek de yok şimdi Meral, her şeyimizi online hallediyoruz yani İstanbul işte diyorlar her şeyi İstanbul'da ulaşıyoruz Ula, nasıl ben de her yeri ben Çanakkale'nin bir ilçesindeyim arkadaşım ben de her şeyi ulaşabiliyorum yani tamam mı? Hocam, bu noktada yani o eskiden de o eskiden de AVM evet. kültürü kafası o. Yani AVM'ler aynen öyle. Hocam yani şu o AVM'ler şöyle... AVM var ya boşu boşuna beton. Boş Hiçbir ona, şey üretmiyor. Hepsi boş yaramıyor. kalacak onun. Yaramıyor. Onu, tamam yaramıyor. Şimdi bilim tonları... adam, bilim adamlarından şöyle bir şey denedim son zamanlarda. Zaten ibret alem oldu bu. Türkiye'nin dörtte birinin bunu yaşaması hepimiz aslında ibret almamız gerekiyor. İnşallah bu gerçekleşir. Şimdi orada diyorlar ki İstanbul'un bir an evvel boşaltılması lazım. Aynen sizin söylediğiniz evet. Yufusun azaltılması lazım. Gerçekten evet. öyle. Bizi bile Allah korusun iptal iptal yani bunu konuşmak istemiyorum. İnsanları kurtarmaya kimse gelemez çünkü İstanbul'un hatta denizlerde zaten. Gibi... Aynen ve denizden bile gelmek sıkıntı olacağını söylüyorlar. O nedenle evet. nüfus azaltmayı planlamışlar. Hatta yine uzmanlardan duydum. Hatay'ın mesela çok ciddi deprem bölgesi olduğu ve toprak tutmadığı için Hataya yakın ve uygun alanlarda yeni şehirler, yeni modern ama az nüfuslu şehirler, yeni içinde evet. sanayi olan ya. az nüfuslu yeni şehirlere geçecekler. Aynen bir şey. Meral koskoca Türkiye'den bahsediyorum. Yüz evet, ölçümü yani. olarak koskoca Türkiye var. Yarısı boş duruyor o ülkenin ha. Evet. Yani e, nerede fay hattı var, nerede dere kenarına gidip yani koğuşlanmışız orada yani. Evet. Tamam mı? Ya bir sürü e, şey var. Yani daha güvenilir yerler var. Oralara şehir kurmak neden istemedik? Yani neden kurmuyoruz? Tarım alanları. Ya evet tarım, yani. Tarım alanlarına kurmuşuz. Yani yapacak ha, Aynen. Yani. Bu noktada gerçekten çok ciddi bir tehditle karşı karşıyayız. da bizim üstümüzden buldozerle geçer. Hem Emdesi, de retolarını sayarsak kaç kere geçer bilmiyorum ama önümüzdeki 20 yıl ha. Plutokova'da gezecek. Yani bu ne olacak? Birçok şey değişecek. E, Meral toplumsal yaşantılarımız değişecek, toplumsal hayatlar Hı. değişecek. insanlar. evet işte diyorlar işte adamlar anıt dikmişler e, toplumun nüfusunu 500 bine indirelim. Şöyle dünya nüfusunu şuna indirelim falan filan diye. Ya adamlar anıt kardeşim. Yani burada e, gözümüze soka soka sizi öldüreceğiz gibi bir plan var ortada. Biz hala e, ya birileri koyun gibiyiz ya merak. Koyun ne gibiyiz. Yani birileri bize bir yere diyorlar. Biz oraya durup koştura koştura evet. diyoruz. He. Ev fiyatları artıyor diyorlar. Hemen herkes ev oluyor. Kardeşim <laughs> e, dikkatli olun arkadaşlar. Piyasada her söylentiye e, hemen inanmayın. Zıplamayın e, arkadaşlar. Ev fiyatları balo, balon. Ee, onu söyleyeyim. Evet gerçekler e, ortada enflasyon var ama ev fiyatlarının da çıkıyor olması mantıksız. Çünkü dediğim gibi arkadaşlar, ya kardeşim 30 yıllık binaya 2 milyon istiyorlar. Ya bu, bu saçmalık arkadaşlar. Bakın aklınızı başınıza kullan yani, e, şey yapın, davranın. O paraya bir taşradan 3 tane arsa alırsın ya. Yani birine ev diksen ikisini satsan Yani yatırım yapmak istiyorsan ama biraz tüccar kafası yok bizim kafada. Yani Türklerde biraz tüccarlık yok yani ee, bu noktada biraz yok, yok, hocam, para kazanmayı yok. düşünün para kazanmayı düşünün yani ya işte dört duvar bir evim olsun ya olmayı versin üç tane arsan olsun evin olmasın ya ev başa bela ee, bu noktada e, ya evin olacaksa illa ya git kendi evini kendin yaptır yani bir şekilde gör güvenliğini gör güvenliğini al daha yani apartman kültürlerinde komşuluk şey düzeni yok İnsanlar robot gibi yaşıyor Dolayısıyla ama mesela benim şu anda ben dağın başında e, arsa aldım. Gittim oraya kendi evimi yaptırıyorum. Betonunu da gördüm. Şimdi gördüm. Üç tane komşum var. Onları da buradan selamlıyorum. Valla nur topu gibi. Yani gerçekten hani muhabbet ya. Yani komşu var orada. Komşu anladın mı? Yani gerçekten komşu var. Daha biz oraya Grider kepçeyi vuruyor. Adam geldi hayırlı olsun falan filan dedi yani ne bileyim yani hani bir iletişim doğdu ben ona çay içmeye gittim o bana daha ev yok ortada ben adama çay içiyorum yani yemek yiyoruz falan yani demek istediğim şey şu bu tarz yerlerde komşuluk kültürü daha insan sosyal ilişkiler kurabiliyor ama apartmanda sosyal ilişki sıfır yani evet. alt katındaki komşunu tanımıyorsun kardeşim yok hocam yani ilişkilerinden zaten giderek soyutlanıyorsun ben kesinlikle apartmanlara karşıyım kesinlikle karşıyım ee, ve gelecekte Plüton'un Kovaya girdiği gerçeğini de ortaya koyarak diyorum ki insanlar zaten zoraki bir şekilde zaten köylere göçecekler. O zaman bu yani değerlendirmek lazım şimdiden. Evet, şöyle kısaca arsa alalım. arıyorum. Arsa alalım ve garanti bir evde kirada oturalım hani gerekiyorsa eğer kalabalık bir yerdeysek. Evet. güzel böyle garanti emin olduğumuz bir evde kirada oturalım. Ev almayalım ama Aa, arsa alalım. Özellikle sizin söylediğiniz gibi hani daha sonra böyle küçük yerlerde özellikle yapılanmak adına buralara Aynen. yatırmak yani da... Yine de evini yaptırırsın yani bu noktada yani iki tane arsa al birini sat birinin maliyetiyle iki sene sonra zaten ev dikersin ya. ya yani Bir sene evet. sonra dikersin yani. Bu enflasyonla şu anda bir arsa alsan bir sene sonra zaten o bükünü satsan diğerinin üstüne ev dikecek maliyeti alırsın oradan. Aynen hocam. Çünkü arsa fiyatları çok hızlı ilerleyecek daha da hızlı ilerleyecek. Şimdi bu noktada baktığımız zaman güvenli yatırım aracı arıyorsak altın olabilir e, ama uzun vadeli olmamız gerekiyor. Arsa, altın, gümüş gibi e, yatırım araçları e, yani bunlarda trade derken vadeyi açmamız lazım. Yani şöyle iyi para kazanmak istiyorsak yani en az bir yıl elinde tutman lazım. E, kripto para gibi değil ki öyle alayım mart ayında alayım, Nisan'da satayım falan. Aynen. Bunlar e, daha e, pumpu yavaş gelen ama çok olan. Mesela arsa durur 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 bir patlar direkt 2x yapar. Yani Hı. bunu bir ayda yapar ama bir sene bekler. Mesela ben arsa aldım. 350 bin liraya. Tamam mı arkadaşlar? 500 metrekare arsa aldım. Bundan bir buçuk sene. Şu an benim arsam 1 milyon 700, 700 bin lira diyorlar. Ya. Bak, 350 bin liraya arsa aldım. 1.7 diyorlar. Şu anda. Tamam mı? Aldığım yer dağın başı ya. Köy köy Biga'da. Or Biga zaten köyde. Biga'nın köyü be. Yani ya benim gittiğim yerde internet yok kardeşim. Yani hani elektriği bana özel çektiler. Hani dediler sen buraya yaşamayın belediye Belediyeye gittik dedik kardeşim ben burada yaşayacağım. <laughs> bana yol adam bana özel yol döşedi oraya ya. Hocam yani, o zaman ben size komşu olayım. Yanda bir boş arsa var mı? <laughs> ya, aynen ya in, te, elektrik yok yol yok ya. benim Her şey var. Adamlar, Benim ben acıdım karayollarına. Te oradan buraya bana özel yol döşediler. Dediler ya çünkü. Şimdi ben e, orada oralar tabii imara açılmış ama ilk ben aldım oradan arsayı. E orada ilk inşaatı kazmayı da ben vurunca belediye dedi müracaat ettik. E, belediye o tarafa yol açtı. Çünkü yol yok. Evet. Ya ben arsaya gidemiyorum yani grader e, <laughs> gidemiyor yani beton kamyonu e, evet. beton dökmeye gelemedi yani tamam mı? Evet. E dolayısıyla oraya yol döşede. çünkü biz de belediyeye söyledik beton gelecek e, gelemiyor yol yok. E, beton kamyonu battı dolayısıyla e, yol döşediler yani demek istediğim ya elin taşrasını aldım ama bir şey biliyoruz da yapıyoruz yani bilerek bir şeyler yapın neden çünkü ben biliyorum ben aldıktan sonra o bütün arsalar satıldı ya kalmadı mı yer yani Bardağ, hocam e, yok var daha hala ama birçok arsa satıldı ve hatta üç tane daha yanıma şu anda ev diken e, komşum var hepsi müstakil yani hepsi müstakil hiç mustakil. oraya apartman dikmiyorlar e, ya orası biraz daha böyle keyif köşesi gibi bir şey yani ee, oradaki de bakıyorum hep şey insanlar orada e, yani şehirden sıkılmış bizim orada koyun meliyor. Ya ben sabah yani oraya mesela bir git, e, git, gidiyorum. Koyunlar me, 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 böyle hani horoz ötüyor falan filan öyle bir yer yani. En sevdiğim ortam sevdi... ya ben de zaten horoz alacağım. Ee, ondan sonra e, güvercin besleyeceğim. Ondan sonra hayallerim var. Ha, bahçeye ben fasulye ekeceğim. Komşum ekiyor mesela. Ee, ondan sonra tabii bilmiyorum anlamıyorum ben botanikten ama Evet. E, ne yapalım? Yani bu bir hobi kardeşim. Yani, yani toprakla temas. E, ondan sonra bahçeli nizam çünkü. E, ondan sonra e, e, yani, beton, korkun yok. beton korkunuz yok. En önemlisi bu. Beton korkunuz yok. Yani aynen. E, bu, bu noktada 3 katlı evim zaten e, o bölgeni zaten, yani Türkiye'de zaten 3 katlının üstüne çıkılmaması lazım. E, bu noktada ben gerekli pe perdelerinde çektirdiğim betonunda en yüksek kalitede kullandık. Zemin etimiz de yapılmış durumda bu noktada yani bütün önlemleri kendi gözümle aldım gördüm ki bak kendi gözümle gördüğüm halde bina, binama yine güvenmiyorum depremde. Çünkü deprem kardeşim bu ama bu noktada ben o riskli tarihlerde Bigad olmayı düşünmem. Marmara bölgesi olmayacağım. Benim riskli tarihlerim var ben Marmara bölgesi olmayacağım o. Ben şimdiden yerimi hazırladım kardeşim ben Konya'ya gideceğim. Ee sağ olsun, sağ olsun. Buradan Konya'lılar da bu iddia yazıyorlar. Gelin bize misafir olmayın falan diye bizim için... evet, <laughs> evet. Allah'tan evet. Konya'lı arkadaşlarımız var. Kesinlikle hocam. Evet, evet, yani bizi çağırıyorlar diyorlar. Gel ben yani Konya o taraflara kayacağım o tarihler Riski tarihleri. Bak Türkiye'nin şöyle bir sorunu var. Konya'da da obruk sorunu var. So sorunu var. Ee, orada da obruklar obruk mu diyorlar ona? Çöküntüler oluşuyor tarlalardan. Evet. Ama e, şimdi Türkiye'nin her iki tarafı kuzey güney kanat e, fayatlarıyla çevre olduğu için orta kısım e, geriliyor ve toprak bir anda çökmeye başlıyor. Konya bölgesinde fayatlı geçmiyor ama orada da obruk oluşuyor. Yani evet. durup dururken birden çöküntü. Tarlalarda özellikle. Çünkü neden? Her iki kanattan, güney ve kuzey enleminden e, fayatları gerdiği için hani kağıt gibi düşün. E, yani şöyle düşün. Bu iki taraftan çekersen iki taraftan çek, orta kısım yırtılır. Tabii ki. Yani bo Olur. çürür yani. Dolayısıyla Konya'da fay hattı geçmiyor ama Konya'nın da obruk sorunu var. E, problem yok fay hattı geçmesin de kardeşim obruğa ben gene razıyım. Yani e, bu noktada e, yani durup dururken sabah bir bakıyorsun tarla çökmüş yani mesela. Konya'da da mesela e, hani tarım arazileri çöküyor yani mesela lop diye çöküyor aşağıya. Yani. E, bunun gibi şeylerle karşı karşıya yani şimdi bunları göze alacağız. Ee, bu noktada Konya'daki yerleşim yerlerinin daha güçlü, kuvvetli yerlere eee yani fay hattı olmadığı için e, yani Ankara bölgesi yani Konya, Ankara, İç Anadolu yani birazcık daha ortaya kaymamız daha mantıklı. Türkiye'nin ortasına hani güzel modern kentler kurmamız gerekiyor ama gel gelelim biz sıkışmışız fay hatların üstüne. Ve kalabalık, kalabalık hep bir aradayız. Evet, evet, ya ya 7 kat apartman mı olur? Meral 27 katlı apartman evet, mı oldu Evet hocam ya? korkunç insan korkuyor ürküyor ya yani. 27 katlı apartmanın ikinci katında uh, ev alan kişinin ben akli melekesinin olmadığını düşünüyorum. Ve Maltepe'de dolma komplorsu dolma rezidanslar dolu böyle. Evet 27. Nasıl kat. bir şey ya? 26 kat var ikinci katta oturuyor adam. Evet. Ya ben o yani böyle bir ev alacaksam 27. kattan almak isterim. Gerçi deprem olunca 27 2'ye geçiyor. 27'ye geçiyor. Ne oldu belli değil ama yani e, bu noktada arkadaşlar durum riskli yani. Yani ben burada yatırım için düşünürsek ben arsa düşünürüm. E, ev kesinlikle yani ben evi e, ben e, evi e, ben burada ev yaptırıyorum ama neden yaptırıyorum? Yatırım için değil. Ben evi kararga için yaptırıyorum çünkü benim yaptığım projeler var ve bana bir mekan lazımdı böyle bir mekanda Çanakkale Biga'da kiralanamıyor yani öyle bir bina yok ee, kiralayamadığım için e, öyle geniş bir ortam yok dolayısıyla ben burada o yüzden kendi evimi hem dedim başımı sokacak bir evim olsun hem de projelim yapacak bir mekanım olsun çünkü benim bir ekibim var toplantı yapacağız ee, yani e, Çanakkale Biga'nın Merege Oteli'ni e, e, kiralamaktan başka bir çaremiz kalmıyor yani Dolayısıyla ya da öyle bir mekan ayarlamaktan başka çaremiz kalmıyor ve sürekli bir e, devinim gerekli. Yani ben orada sürekli proje üretiyorum. E, bana stüdyolar lazım, şeyler lazım. E, dolayısıyla o mekanı ben e, bulamadım bir ve dolayısıyla kendim yaptım. yani Bu amaçla ben yatırım amaçlı yapmıyorum, karargah amaçlı yapıyorum. Yani e, bu noktada yani dükkan gibi düşün e, bu noktada çünkü ben e, fikir üretiyorum, fikir üretebileceğim rahat bir mekan lazım. Ee, yayın yapıyorum. Yayın yapabileceğim rahat bir mekan lazım. Ee, dolayısıyla da e, bunları düşünerekten ben bunları e, yaptırıyorum. Yani bir e, e, bu noktada insanlar bu şekilde düşünmeli. Yatırım yapacaklarsa birazcık da arsa kanatlarını düşünmeli. Arsa dünyanın en şu anda en güzel yatırım aracı. Ee, bilgesi görüyorsunuz. Bakın bir sürü arsa topluyor. Neden? Yani bilgesi neden Elon Musk'ın bir evi dahi yok şu an? Ee, e, bak ben mesela iş adamlarını tanıyorum. Benim e, benden danışmanlık alıyorlar finansal olarak. Soruyorum ben onlara söylemedim. E, e, mesela birçoğunun e, evi yok. E, i̇ş adamı adam ya. Milti milyarder. Adama soruyorum neden evin yok? Ya e, ev, ev boşa yatırım İlker diyor. Yani bak yatırım uzmanı adam iş adamı yani tamam mı? E, o adama ya ben soruyorum abi merak ettim ya. Yani, Niye diyorum evin yok? Abi İlker diyor ben bu parayı diyor çalıştırsam daha çok para kazanırım diyor. Yani eve vereceğim parayı çalıştırsam diyor bu kafada olmalıyız işte hocam bu çok yani önemli evi çalıştırsam diyor yani ben o parayı diyor bir yerde çalıştırıyorum diyor ama ev alırsam çalıştıramam o parayı diyor ben biz evlere bu kadar prim verdik 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 evler Aynen. fırladı fırladı hep de aynı kişiler zengin oldu kimse ama hani evet, ev evet. saçma sapan bir kısır döngüye soktuk kendimizi evet yani ben bu noktada yani. kesinlikle ben e, köy hayatına insanlara köy hayatını hatırlatıyorum abi al dört tane e, koyun Vallahi billahi bak hani diyor İstanbul'un taşı toprağı altın. Ya bırak Allah Allah aşkına. Yakında tamam mı bak yakında domates bulamayacaksınız domates. Siz bence düşünün şimdiden domatesi nerede üretirim diye. Hocam Çünkü su. Domates sorununu çözmemiz lazım. Türkiye'nin su, su? sorununu çözmemiz lazım. Türkiye'nin tarım sorununu çözmemiz lazım. Aynen. Yani, yani sanayi, sorunu, sanayi sorununu çözmemiz lazım değil yani. Tarım sorunu var. Çiftçiye ne bileyim daha çok köy hayatlarını tercih etmemiz gibi. Ben şahsen bunu yapıyorum. Ben İstanbul'un göbeğinden arsa alacağıma gider Çanakkale'nin en taşra ilçesinden gidip dört tane arsa alırım. Ee, ama yine de o gidip İstanbul'dan bir tane toprak almam. Yani almam arkadaş. Ankara'nın şehir meydanından alacağıma giderim taşrasından alırım. Ee, benim için daha yatırım bu. Ben yatırıma böyle bakıyorum. Evet hocam. Çok yatırım ama fantezi içinse fantazi için ben e, yani yatırım yapmak istiyorum. Fantazi konuları kişisel olarak değişir. Herkesin kendine göre bir hayali var. Ya adam diyor ben buradan alacağım kardeşim. İşte diyor Üsküdar'a karşı çay çay içelim. Evet. İşte, Denizi evet. görüyor diye 2 milyon fazla öderim. Ya kardeşim. Ya gel e, Çanakkale'nin taşlasından git Ankara'nın taşlasında villa yap. E, şeyine de havuz koy. Madem suya bu kadar çok meraklı. Yani milletiz yani denizi göreceğiz. Havuz koy havuza gir o zaman. Yani aynı şeyi maliyete 3 tane havuz yaptırırsın ya. Yani demek istediğim aslında, ya aslında var ya insanlar kafayı kullansalar bu Türkiye şartlarında çok güzel hayatlar yaşarlar da insanlar kafayı kullanmıyorlar. Basmışlar herkes İstanbul'a, herkes şeye. Evet. Biraz da taşralara ben, değer vermek bence lazım. Bence hocam Halk, siz bunu... Evet, değer vermek lazım. Siz bu tarz konuşmaları çok daha öncelerden yapıyordunuz. Derslerde evet. zaten anlatıyordunuz. Hatta YouTube'da yayınlarda da bunları anlatıyordunuz. Evet. Bence asıl olay bu depremle çok ciddi bir tokat yedik. Hep hep birlikte bu tokadı yedik. Bir evet. gerçekimizi evet. içtik. Asıl bundan sonra işte bunlara kulak ı, asmak, bunları dikkate almak, buna göre program yapmak. Keyiften çok can güvenliğimizi düşünmek, değil mi? Hani evet, tamam. Evet. Dediğiniz gibi hani ama can güvenliği daha birinci madde. Hani bunları düşünmemiz. Aynen. Bir de İstanbul daha kaç kişiyi alacak ki? Yer kalmadı. Yani gitmek evet. lazım. Daha sakinleşmek lazım. Seçimleri evet. buna göre yapmak lazım. Kesinlikle. İşte burada sefer. bunu e, düşündüğümüzde, buna göre hareket ettiğimizde bence e, paramızı daha çok değerlendirebiliriz. Kripto paralar e, konusuna da değinelim mi biraz? Kesinlikle hocam. Sizin yeni eğitimleriniz de var bildiğim kadarıyla. Değil mi? Evet. Yarın benim yarın çarşamba günü bir Astro Trading Zero Plus yani sıfırdan başlayanlar için hiç bilmeyenler için ve teknik analizden hiç anlamayanlar için geliştirdiğim özel müfredat arkadaşlar Astro Trading Zero Plus ee, bu bizim ders notlarımız arkadaşlar. Ee, burada geliştirdiğimiz benim özel müfredatım yeni bir online sınıf açıyorum. Yarın başlıyor ilk ders. Ee, ondan sonra e, 0543 297 55, 30'dan bana ulaşabilirsiniz e, arkadaşlar ve eğitim hakkında bilgi alıp e, kayıt olabilirsiniz. 20 ders sürecek 20 hafta sürecek e, bu noktada e, bu ikinci sınıfım olacak. Birinci sınıfın derslerini de izleyebilecek e, gelen arkadaşlar. Birinci sınıfımın öğrencileri de ikinci sınıfı da izleyecek biliyorsun ben zaten benim sınıflarım hep böyle. Evet, yani evet. her zaman yeni Değil açtığım sınıfın tekrar ücretsiz katılır. Aynen. Ee, şekilde ilerliyoruz. Ben çünkü derslerin hepsi uygulamalı olduğu için öğrenci daha çok pekişiyor. Hem daha çok uygulama görüyor. Kesinlikle. bu noktada konuyu da tam anlıyor. ben derste önüme notları okuyup geçen bir de değilim. Sürekli uygulama yapıyorum realiteden. Böylelikle öğrencim de daha çok memnun oluyor. bu noktada beni zaten seven böyle seviyor. Evet hocam ben derslerinize katıldığım için ben de biraz bilgi vereyim. Gerçekten konu çok detaylı şekilde inceleniyor. Hatta yeterli görmezse İlker hocamız ek dersler bile koyabiliyor. Evet. Olayı tam böyle net anlatana kadar o da bir mücadele veriyor bizimle birlikte yani. O yüzden hani kafada soru işareti kalmıyor. Öğrenene kadar siz de işin içinde oluyorsunuz ve sonraki eğitim gruplarına yine katılıyorsunuz. Yeter evet, ki evet. öğrenmek isteyin yani. Aynen ve benim şey... için bu trading kısmı da hocam onu biraz anlatayım. Bu trading kısmını da başka öğreten bir astrolog yok. Yani trading ve gökyüzü bir arada çalışmış oluyoruz evet, bu eğitimlerde. Evet. Mesela şu anda Türkiye'de çok astrolog var. Hepsinin ellerinden öperim. Hocalarım saygı duyuyorum. Birçoğu meslektaşım, arkadaşım. Ama teknik analiz konusu yani trade, trade konusu yani bunlara işler gelince... Ee, arkadaşlar biz astrologlar o konudan pek anlamıyoruz yani o konuda da hiçbir şekilde bir bilgimiz de yok araştırmıyoruz da e, şu bahsettiğim şu mumlar Aynen ee, benim burada kendi geliştirdiğim e, indikatörler var benim kendi geliştirdiğim indikatörler var öğrencilerime de bunları e, sınıf öğrencilerime bunlar Sakin... ders ücretsiz olarak paylaşıyorum. Indikatörler yani, anlatabilir değil mi? Ben onlardan çok memnun kaldım. Astro şey, Trading Live'de bana kodlamıştınız hocam. Ondan çok memnun kaldım ve bu indikatörleri kullanarak evet. şey aldığımda, kripto para aldığında ve sattığımda muazzam çalıştığını gördüm. Yani çok çok faydalandım hocam. Yani şu evet. indi Karlar bile ne kadar kıymetli biliyor musunuz? Evet aynen burada Lassam ben yani. pazarlamıyorum öğrencime bedava veriyorum ama sadece öğrencime evet. veriyorum çünkü bunu kullanan kişinin bazı teknikleri bilmesi gerekiyor. Evet, Tabii ki de, bir var, var. yeşil var. Bak şu an mesela yeşil var piyasa çıkacak ee, sonra tekrar inecek yani sonra tekrar çıkacak tekrar inecek böyle bir ilme var. Ee, hani var bunu hani e, bunu dolayısıyla geleceği burada renklerle görürüz üç tane renk var ee, Astro Trading öğrencimde bu renkleri biliyor. Ee, ...ve nasıl kullanacağını biliyor ve gezegenlere nasıl bakacağını biliyor. Şu anda mesela e, 7 Mart Dolunay'ını biraz yorumlayayım isterseniz. Ee, bu noktada baktığımız zaman bakın arkadaşlar... ...mesela e, astro-trading olarak hani biraz daha olayı pi piyasa olarak görürsek... ...mesela e, bu noktada Merkür-Satürn kavuşumunu yaşayacak 2 Mart'ta... E, ...arkadaşlar Dolunay, 7 Mart'ta yaşayacağımız Dolunay arkadaşlar Mars'a kare gidiyor... E, ...ve çok sert bir Dolunay var. Arkadaşlar ay yani Mars te kareli bir Dolunay'ımız var... E, bu çok ciddi. 7 Mart'ta ben 7 Mart'tan sonra çok sert olaylar bekliyorum. Kripto para cephesinde de özellikle çok ciddi geri çekilmeler bekliyorum. Ama yani çok ciddi dipler bekliyorum. Yani daha doğrusu şu an başladı süreç. Yani e, ama biz o sürece gitmeden önce bir e, tekrar bir zorlayacağız tepeleri. E, yani çünkü yeşil bir alan var. Bir yukarı doğru tekrar 1650, 1670'leri tekrar zorlayabiliriz ama e, tekrar arkadaşlar geri doğru bir çakılış bizi bekliyor olacak e, diye düşünüyorum. E, yani kalıcı bir ivme olmayacak. Mart ayında düşey piyasa yat, yani yatayda giden ama düşe, düşen e, bir piyasa göreceğiz. Yani yatay düşen düşey. Yani yatay yatay gidecek ama baktığınızda hep fiyat düşüyor olacak yani. E, bu noktada böyle bir ivme bekliyorum. E, piyasada kriptolarda. Ben bu yıl e, özellikle Mayıs ayından Temmuz ayına, yani Nisanın ortalarından 15 Nisan'da çok büyük bir çöküş olacak. O 15, 13, 15, 16 Nisan burada kripto parada çok büyük bir çöküş bekliyorum. Temmuzda altın fiyatlarında geri çekilme bekliyorum. Ancak Temmuz'dan sonra çok büyük bir e, ok gibi böyle çıkan fiyatlar bekliyorum, özellikle altın, gümüş fiyatlarında. E, ondan sonra Petrolde çok büyük artışlar bekliyorum bu yıl. Özellikle gıda sanayide olan kağıtlar ve elektrik, elektronikle ilgili olan kağıtlar bu yıl e, prim yapabilir. E, hani biz üzerinde e, bu noktada. Geri kalan gıda e, ve bunun dışında olan, bu bahsettiğim konuların dışında olan kağıtlara pek de ilgi göstermenin mantıklı olduğunu düşünmüyorum. E, onlarda daha çok kazanç elde edebiliriz. Tabii onda da giriş seviyeleri çok önemli ve satçan yer çok önemli. Her zaman kar almak lazım. Eee kar, adere, kar ee, alarak ilerlemek lazım. Kripto paralarda bu yıl temmuzdan sonra hiçbir şey beklemiyorum. Tamamen çöküş bekliyorum. Kripto paralarda hatta dip diplerin dibi. Yani 800 dolar en son 890 dolar yapmıştı Ethereum. Ben bunun da altına düşeceğimizi düşünüyorum. Bu yıl temmuzdan sonra ben kripto paralarda 400 dolarları bile görebilme ihtimalimizi düşünüyorum. Ee, ancak e, 2024'te de her zaman söylediğim gibi Nisan ayında da çok büyük bir ivme başlayacak ve buradan da işte alanlar çok büyük e, kazançlar edeceğini düşünüyorum. Kripto paralarda, Ethereum'da, Bitcoin'den bahsediyorum. Ben Avax, Mavax falan onlar benim için çöp. Ee, Hocam bu kriptolarda özellikle Ethereum ve Bitcoin dediğiniz gibi en son ne zaman çıkışı yapsınlar? Yani şöyle, şu anda beni bu videonun altında Telegram kanalım var. Kemik kitle Telegram kanalım var. Oradan ben anlık olarak bir değişim olduğu zaman sizlere bilgi veriyorum arkadaşlar. Telegram'dan da mutlaka beni takip etmeye çalışın bunun yanında. Ekstra olarak şunu söyleyeyim. Arkadaşlar bu yılı şöyle parçalarsak arkadaşlar size şöyle anlatayım. Mart yatay düş yatayda gidecek. Piyasa ama düşey düşey hakim. Nisan'da piyasa çöküş. Özellikle 13-15 Nisan. 16 Nisan. Bakın bu bu tarihler çok önemli. Sonra Mayıs ayında tekrar o 15 Nisan'dan 16 Nisan'dan sonra piyasa tekrar bir yükselişe geçecek ve arkadaşlar Temmuz'a kadar e, çıkış hattı bekliyorum. Kripto paralarda çıkış bekliyorum. E, akabinde Temmuz'dan sonra Ekim ayına kadar kriptolarda tekrar geri çekilme bekliyorum. E, arkadaşlar e, bu tarihleri baz alın. E, yani mesela o zaman ne zaman alırız? Eee yani şu anda mesela kripto para bir atak yapıyor. İçerideysek 1670'lerden malı satmak lazım. Ee, kar almak lazım. Yani bir şekilde. Çünkü bu piyasa geri gelecek Nisan'a kadar yatay e, düşey hat hakim ve yatay yatay aşağıya doğru ineceğiz. Yani zigzag yapa yapa. Birden tek mum gelmeyebilir. Ee, bu noktada yatay yaparak aşağıya doğru. Fiyatın 1350 seviyelere kadar çekileceğini düşünüyorum. Ethereum'da Bitcoin'de de 21.000 seviyene kadar ee, Nisan ayına kadar çekileceğini düşünüyorum ee, bu noktada. Yani size anlık olarak piyasa yükseliyormuş gibi gelebilir. Ama e, gün sonunda baktığınızda piyasanın geri geri çekildiğini göreceksiniz. Nisan ayına baktığınızda fiyatlar 1350'lere gelmiş olabilir. Tabii ki fiyatı burada ben buradan nasıl göreyim tahmini olarak söylüyorum. Teknik direnç destek ve gezegen eğitimlerinin nerelere kadar indirebileceğini düşündüğümde 1350 fiyatlarını görüyorum. Yani 1350 seviyelerine e, bir geri çekilme bekliyorum kripto paralarda bu evet, altın bilgi. ve gümüş e, altın ve gümüş yıl sonunu çok güzel rekorlarla kapatacağını düşünüyorum hmm. e, dolar indekste özellikle bakın dolar indekste e, arkadaşlar e, pek güvenmeyin dolar indeksen hani şu anlamda bu dolar indekse kriptocular dolar indekse bakıp düşüyor diyerekten e, kriptoları yağmalıyorlar hayır arkadaşlar bakın dikkat kripto paralar e, dolar indekste ters korelasyon çalışır bakın arkadaşlar kripto paralarda da şey e, dolar indekste hala bir 5 tepesi var. E, günlük grafik e, bakın arkadaşlar e, hala 5. tepeyi istiyor bakın bu yıl e, evet. dolar indeks yıl sonuna kadar 116'lara kadar çıkacak. Dolayısıyla arkadaşlar dikkatli olun kripto paralarda e, tabii ki bu tek mumla böyle çıkamaz. Yatay yatay yaptığı dönemlerde işte Nisan Mayıs yani burada mesela atıyorum kripto paralar coşar ama e, dolar indeks yukarı atak yaptığında kripto aşağı doğru salmaya başlayacak ki baktığım zaman piyasaya e, dolar indeksin özellikle 116'lara kadar tehdit edeceğini düşünüyorum. Yani bu da e, bana kriptolarda e, daha geri çekilme evresinin yani ayı piyasanın bitmediğini e, ara yükselişler yapacağını ancak e, yani dolar indeksle yarışamayacağı için yıl sonunu kötü kapatacağını düşünüyorum. E, kripto paraların bu yıl yani en güvenilir yatırım aracı kesinlikle yani zaten her zaman arsa Altın, gümüş bu noktalarda biz iki mal tutarak yani kesinlikle. Döviz için hocam. Döviz için evet. ne dersiniz? Euro ve dolar yani alamıyorum. Ben kağıt para almıyorum. Kağıt para benim için çöp, hiçbir değeri ve anlamı yok. Ben yatırım aracı olarak doları görmüyorum. Yani dolar bir yatırım aracı değil. Dolar indeksi ben sadece piyasayı karşılaştırırken indeks olarak korelasyon bazında görüyorum. Tabii ki Türkiye'de enflasyon sorunu var ve dolar yükselecektir ee, ama ben bir yatırım aracı olarak görmüyorum. Çünkü herhangi bir e, e, ekonomik kriz anında e, devlet politikalarının dolara karşı çok ciddi yaptırım gücü de var. Yani Kesinlikle. doları bozmayabilirler. Dolara yaptırım uygulayabilirler ve elinizde bir ton kağıtla kalırsınız böyle. Yani o yüzden ben açıkçası bu tarz enflasyon ortamlarında hiçbir bankaya kağıt paralara güvenmiyorum. Ben daha çok arkadaşlar dediğim ki fiziki mala güvenirim. Mala elinde tutan kazanır. Yani ben daha çok alacaksam altın fiziki mal alırım. Gümüş alacaksam külçe gümüş alırım. E, ya da arkadaşlar bu noktada e, kripto paralara da anlık olarak güvenirim. Yani anlık olarak sadece alırım. E, bu noktada e, ama Ekim'den sonra ben e, uzun vadeli yatırımcı olmak lazım gelir diyorum. Yani bu yıl çok kripto önemli. paralar önümüzde önümüzdeki yıl. Çünkü dolar indeks tüm dünya paralarının karşısında değer kaybetmeye başlayacak ve kalıcı olarak. Çünkü aylık grafikte dolar indeks bu yıl e, arkadaşlar son hamlesini yapıyor. Yani son kez hamle yapacak ve bu son hamleden sonra arkadaşlar dolar indeks e, artık e, yıllık olarak yani belki de e, 2028'e kadar süren bir geri çekilme evresi yaşayacak. ABC düzeltmesi yaşayacak aylık grafikten dolayısıyla belki de 3 yıl sürecek 3 yıl dolar indeks bir düzeltmiş o 3 yıl arkadaşlar kripto paralar çok altın gümüş çok feci primler yapacak diye düşünüyorum bu noktada şu anda altınla gümüş e, kripto paralarla doğru korelasyon gibi gözüküyor arkadaşlar yalnız burada pozitif ayrışmalar yaşayabiliriz yani e, yani e, burada e, bazen kriptolar geri çekilirken altın iğme yapabilir özellikle bu yıl e, arkadaşlar mesela temmuzdan sonra kripto paralar geri çekilirken altın çok büyük şov yapacağını düşünüyorum yani burada bir ayrışma yaşayacağını düşünüyorum. Bu noktada kesinlikle bu yıl en güvenilir yatırım aracı benim için. Herkesin yorumu farklı. Benim için altın, gümüş, arsa ondan sonra kripto paralarda da ben benim robotum var. Ben robotla işlem yapıyorum. Hiçbir şekilde çünkü daha güvenli. Piyasa inse de çıksa da bize para ödüyor. Bu noktada bu şekilde düşünüyorum. Hocam bir de biz için bir şey soracağım. BİST'te sizce e, gayrimenkul hisseleriyle çimento hisseleri artar mı? Ha öyle bir söylenti var e, arkadaşlar. E, e, yani artabilir ama ben e, mesela bana bir tane e, bir dakika gayrimenkul GRT mi vardı neydi bir dakika şuna bakalım şey bir dakika. Aynen. Biz akıllandık ya o yüzden soruyorum hocam. Ya bana bir... E, Endüstri Ticaret Arçelik bir fren neydi ya? Hangisiydi? Bir şey vardı. Çumanto fabrikası, şu Çumanto Kağıdı vardı Kimse da, Korsan vardı. Kimsa var hocam. Ee, ne var? Kimsa vardı. Kimsa. Bakalım. Ee, evet, bakıyorum. Kimsa. Evet. Grupo imsa dediğim şey değil mi? Bu mu? Olabilir hocam. Yalnız burada grafik göremiyorum. Bize şey, çimsa olarak geçiyor. Bir dakika. Çimsa. Bir arası. de e, mesela İş Bankası'nın buldum, tamam, buldum buldum. buldum. Var. Pardon, pardon pardon buldum Hı. buldum. Ya ben pek kağıt hisselerle Hı. uğraşmıyorum arkadaşlar. E, onu söyleyeyim. E, yani e, benim için ise. Evet burada Çimsa'da bir ivme var evet. Yani e, bu e, 102'den tepki alır e, 190'a kadar gider. Evet hocam. Yani 102 seviyesi de, direnç burası şey destek burası 102. 102'den alır yani 190'a taşır yani. E, taşır ama ben yine de e, kağıt hisselere güvenmiyorum. Enflasyon ortamında e, arkadaşlar tahvil hisse para bunlar benim için bir sıfır değeri yani sıfır anlamı taşıyor. Yani çünkü bugün var yani yükseliş var inmesinde ama arkadaşlar bu noktada e, enflasyon ortamında e, fiziki mallar değerlidir. Yani e, benim için 2 2 eşittir 4 bu yani bu netlik yani. Yani nedir? Yani elinde mal var mı arsa var mı senin elinde? Altın var mı elinde? Gümüş var mı elinde? Bu. Ya bir de hocam e, şimdi e, zaten borsa her zaman spekülasyon üzerine çalışan evet, bir sistem. Ya. O yüzden hani bunu da bilmek lazım. Şimdi seçimler var. Biraz gazlarlar daha piyasayı burada. 190 lira ama 190'lardan sonra var. ne çimento sanayi kalır ne bir şey kalır yani. Aynen yani arsaya da benzemez altına da benzemez. Çok farklı Arsa her zaman şey. yatırım aracıdır. Yani bunlar Tabii. anlıktır. Yani burada hani mesela andık olarak ben şimdi mesela buradan alınabilir. 102'den al 190'dan sat. Evet. Yani ee, ama dediğim gibi bu noktada anlık işte onu kaçırmayacaksın. Takip edeceksin. Ama mesela arsa aldın, kafan rahat. Neden? Abi fiyat zaten hep yükselecek. Yani merak etme. Yani ki, hani güvenlik olarak. Yani gü güvendesin. Yani arsan varsa Aynen. paran güvende. Kesinlikle Hiç Fiyat aşağı düşmeyecek yani. O yüzden Abi, diyorlar ya toprağa yatırım diye. <laughs> yani. Yani hiçbir zaman fiyat arsa fiyatları geri düşmeyecek yani. Onu söyleyeyim. Hep daha yukarı çıkacak. Hep daha yukarı çıkacak yani. Evet hocam. Patrayı, parayı en güvenli yönden katlamak istiyorsanız paranızı. Ben bu şekilde düşünüyorum. Yani ben bu, bunu ben şu anda da düşünmüyorum ha 2010 17'den beri size bunu söylüyorum ben. Yani diyorum 2026'ya kadar bu Türkiye'de ev almak risktir yani. Çünkü daha büyük depremler olacak onu söyleyeyim. Artı daha depremle ilgili bir mücadele de yok. Yani Yani aynı. Daha yok. hiçbir şey de yok yani bakalım ne zaman yapacaklar bilmiyorum. Yıkılınca mı yapacaklar? Ee, bu noktada ben açıkçası ee... Yani 2026-2028'e kadar ben bu yani şehirlerde oturmanın risk taşıdığını düşünüyorum. Taşralarda oturmalıyız. Yani ee, yani şöyle diyeyim gelecekte arkadaşlar e, bence domates ekmeği öğrenin. E, ne bileyim fasulye falan ekmeği öğrenin yani. Hani bir sanayide fabrikada işçi çalışmayı değil de ...tarlanızda domates ekmeği öğrenin. Çünkü gerçekten onlar popüler olacak. Yani ta tarım popüler olacak. Yani ee, sizin e, şehir hayatlarınız değil, köy hayatları popüler olacak. Çünkü insanlar orada, oralara gidecekler, yer bulamayacaklar. Çünkü evet. fiyatlar çok feci artacak. Herkes köyüne dönsün. Evet. Yani o bunu tabii yol yakınken giden yaşadı yani, tamam mı? Evet. Ee, o fiyat patlaması olduktan sonra yani e, bunun bir anlamı da yok. Kesinlikle hocam. Geri Harika. Harika. İki senedir. Ben Çanakkale'nin zaten bigasındayım yani biga zaten taşra ben taşranın taşrasındayım arkadaşlar yani bak diyorum benim şu an ev yaptırdığım ev tamam mı yol yok yol yolu ben kendim çektirdim yani müteahhitim e, mühendis abimiz Sabahattin abimiz belediye söyledi dedi bize buraya ben dedi inşaat başlatıyorum dedi e, yol çekin dedi geldiler yol çektiler yol attı yok ya su yok elektrik yok orada yani bana özel elektrik çekti e, belediye yani yani Demek istediğim böyle yerler şu şu an benim bulunduğum yerde tabii ki başka inşaatlar da başladı. Yani insanlar artık tek düze yani birazcık da bahçe nizam hayatlara doğru kaymalılar. Kesinlikle hocam. Yapabilen bu çok büyük bir lüks yani bunu yapabilen e, lükstür. Yani öyle İstanbul'un Taksim'inde ev almak değil kardeşim tamam mı? E, şu anda Çanakkale'nin en taşrasında köyde oturmak lüks. Ben onu size söyleyeyim yani. Yoksa ben size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Dostacı söyler, aileniz tehlike altında, sevdikleriniz tehlike altında. Ee, git sen şehir meydanında yok, işte Üsküdar'dayız, işte arkadaşlarla kafede içiyor, şey yapıyoruz, kafede çay içiyoruz, Instagram'dan fotoğraf. Bu artık lüks değil. Sen artık e, Instagram'da bulursan Instagram'ı köy hayatında horozları çekeceksin, tamam mı? Senin oradaki rahatın daha daha ra e, lüks olacak, lüks karşılanacak. Çünkü neden? Kardeşim kafayı orada dinlersin, İstanbul'un e, Üsküdarında değil. Ee, yani tamam mı ee, hani bu kadar çok a, lüks mekanlar bilmem ne falan yok gelecekte gelecekte yani e, daha e, doğayla iç içe yaşayabilen bence çok lüks olacak çok lüks elde edecek yani elinde lüksü elinde tutacak yani pahalı bilmiyorum, olan ne Suyu sorunu olacak yemek beslenme sorunu olacak Aynen her şeyle yüzleşecek. Zaten şu an beton sorunu olduğunu yüzleştik değil mi Türkiye olarak. Evet, evet, Çok evet. şeyle yüzleşince dediğiniz gibi ne olacak? Aynen, Daha ben beton... mesela ben mesela şehir şebekesine güvenmiyorum. Evime yanına artizan kazdırdım. Süzıtma cihazı taktırıyorum. Evet. herhangi bir tabii ki şehir şebekesinden de alıyorum. Ama herhangi bir kesinti anında ki bu olacak suyla ilgili yani. sıkıntılar olacak. uzun vadeli olacak hem de özellikle İstanbul falan ne yapacak bilmiyorum o sıkıntısını. Yani ben bu noktada şey hemen yan tarafımdan artesian kazdırdım, su çıkarttım, su kuyum var. Ona da bir tane arıtma cihazı çektim Benim su sorunum yok. Komşularımızın Hocam da be, yok. Bu yakın zamanda olacak, uzak bir zaman değil. satürn Aynen gibi... aynen. bir iki yıl içerisinde su sıkıntıları başlayacak yani onu söyleyeyim arkadaşlar. Evet, yani. yani. Ee, evet yani durumlar bunlar. Benim öngörülerim bu şekilde arkadaşlar. Bilmiyorum ee, yani. Ee, tabii ki bunlar öngörüdür. Ee, bu noktada e, Allah sonumuzu ailesin. Ben ah. elimden geldiğince öngörülerimi düşünüyorum. Ben bu şekilde yaşıyorum. Ben bu şekilde planlıyorum. Hayatı ben düşüncelerimi, öngörülerimi sizlere sundum. Tabii ki değerlendirmek sizin kendi bildiğinizle de karşılaştırın arkadaşlar. Hayatınızı buna göre doğru bir şekilde yönlendirmeniz adına size bunları anlattım. Meral başka sormak istediğim bir şeyler var mı? Hocam harika bilgilerdi. Çok çok güzel bilgilerdi. Gerçekten ve kıymetli bilgiler. Şu an hepimizin ihtiyacı olan aslında bilgilerdi. Çünkü hem yaşam olarak hem de bütçe olarak e, bu tarz bilgilere ihtiyacımız vardı. Bir de e, siz e, robotunuzdan bahsettiniz. Nova'dan bahsettiniz. Evet. Onunla ilgili biraz bilgi verecek misiniz hocam? Evet bu robot e, arkadaşlar bizim mesela şöyle anlatayım e, arkadaşlar biz bir robot geliştirdik. Şimdi mesela örnek ben e, Ethereum'da şimdi şöyle düşünün. Tamam mı arkadaşlar? Bir insan buna güç yettiremez. Yani bir insan bu kadar çok işlemi girip çıkamaz. Yani şöyle diyeyim. Şimdi piyasa şimdi burada kırmızıda düşecek. Sonra çıkacak. Sonra tekrar düşecek. Sonra tekrar çıkacak. E ben buraya long desem long değil. Short desem short değil. Alsam aa, yani aldıma strese değmeyecek. Yani Burada bakın kırmızıda düşmüş sonra mavi de çıkmış yeşilde tekrar çıkmış pump yapmış kırmızıda düşmüş şimdi bu yeşilde yeniden çıkacak. Ya e abi ben bununla iki saat al saat al saat yapsam ömrüm gidecek burada tamam mı? Yetişemeyiz. Ee, ben... Ha yetişemeyiz. Günde arkadaşlar bunları kontrol eden ee, bir, robot icat ettik. Bununla ee, da Astrobot Nova.com'dan e, da Astrobot Nova.com'dan da bunu görebilirsiniz. Yani link olarak aşağıya bırakırım videonun altından bakarsınız. Ee, arkadaşlar böyle bir e, e, robot geliştirdik ee, bu robot e, bizim öğrenci öncelik öğrencilerime verdim yani e, dedim ki onlar önce para kazansınlar ben istiyorum öğrencilerim para kazansınlar ee, ondan sonra öncelikle çünkü neden bu iş karşılık güven meselesi çünkü sizin apikeyinizi istiyoruz her ne kadar apikeyinizi isterken robota kaydederken orada siz tıklasanız da yani evet para çekmene izin vermiyorum sadece işlem yapman için sinyal göndermene izin veriyorum Bir şekilde apikeyini alıp da bana gönderdiği halde bazı insanlar tabii ki bana dolandırıcı muamelesi yapabilir. Çünkü neden kardeşim apikeyi vermek öyle herkese apikeyinizi vermeyin. Tamam mı? Bu çok risklidir yani apikeyi vermek. Çünkü cüzdanının kontrolünü veriyorsun karşı tarafa. Ama ben orada özellikle videolarımızda da söylüyoruz onu apikeyi isterken diyoruz ki bakın şuraya tıklayın. Yani cüzdanımdan sadece işlem sinyali gönderiyorum ben. Yani ben işlem sinyali. Ben senin paranı dokunmuyorum. Sen zaten cüzdan senin elinde kardeşim. Her gün bakacaksın oradan. Yani history belli. Ben senin para cüzdanından para çekmiş olamam. Ama bazı kişiler tabii ki bana güvenmiyorlar. E tabii ki haklı adam. Sosyal medyada kimseye güvenmeyin. Evet. Ee, bu noktada ama bana kim güvenir? Öğrencim güvenir. Çünkü beni tanıyor, biliyor. Dolayısıyla bu noktada ben bu yüzden öğrencilerimle kendi yağımızda kavruluyoruz bu robotu öğrencilerim kullanıyor. Ne oluyor? Burada birlikte para kazanıyoruz. Bir tim grubum var. Araplar var. Araplar yine benim Arabistan'da yayınlarım var. Fatma arkadaşım sağolsun beni tercüme ediyor orada YouTube kanalında. Araplar bizi çok sevdi. Robotumuzu çok sevdi. Çünkü kolay parayı herkes çok sever. Onlardan bir tim grubumuz var. 40 kişilik falan 38-40 kişilik falan. Orada biz bunları konuşuyoruz. Yani Arap Arap grup da çok enteresan yani ben orada böyle bilgiler paylaşıyorum. Onlar da Arapça yazıyorlar. Fatma beni tercüme ediyor, konuşuyor. Onlar Arapça yazıyorlar. Böyle ben, evet. ben Türkçe konuşuyorum. Ben de arkadaşlar şöyle şöyle olacak, böyle böyle olacak. Bak diyorum bu kadar kazandık, şöyle oldu falan filan. Onlar da işte Arapça ya biraz ya Telegram'da çok enteresan bir sinerji tutturduk. Tabii bu ben aynı zamanda Fatma'nın kanalı Arapça olduğu için onların yani Kanada'da yaşıyor Fatma. Arapça içerikler üretiyor astroloji üzerine. Ben onun kanalında konuk oluyorum oradan böyle bir kitle elde ettik. dolayısıyla o kitle de para kazanıyorlar. Onlar da para kazanıyor. Hep birlikte para kazanıyoruz. Yani bu noktada ya beni tanıyanla benim işim var. Aynen. Yani enerjimi çekilenle. Yani trolle hiç işimiz yok. Yani çünkü adama iki saat kendimizi nasıl ispatlayalım bir Yani adam bana diyor ki sana nasıl güveneceğim diyor. E tamam ben de zaten diyorum yani bana güvenmen zorundasın. Yani ya bana güvenme o zaman git yani. Burada yapabileceğim bir şey yok. Çünkü neden? Abi ben senden apikeyi alamazsam e ben bu robotu işletemem. Bu e, şeyde sebebi robot emir veriyor çünkü. E, evet yani veriyor. ben de ben de bu da ben de eşimin de cüzdanlarının hepsi apike olarak ona bağlı yani. Bizim bütün ekip ona bağlı. robot ne yapıyorsa biz ona ya tabiiz. Biz bir şey yapmıyoruz. Biz gece bir sabah bir kalkıyorum 50 dolar gelmiş. Akşam yatarken bir bakıyorum 200 dolar daha gelmiş. Allah bin bereket versin 50, 110, 20, 30 atıyor bize abi para. Yani piyasa in çıksa da atıyor, inse de atıyor. Yani biz sadece oran orantıya hazırlıyoruz. Yani diyorum ki ben her hafta Serkan var robotumuzu yöneten e, olimpiyat şampiyonu, matematik olimpiyat şampiyonu. E, Serkan diyor fiyat aralığı bu taraf. Buraya sen diyorum buraya e, işlemleri programla. Robotu salıyoruz oraya. Robot orada tak 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 doğuruyor, düşüyor alıyor parayı çıkıyor. Yani biz e, yani ben ona piyasanın düşüş ilmesi mi çıkış ilmesi mi olduğunu söylüyorum. E, o hafta ne olacağına Serkan bildiği için robotu ona göre planlıyor ondan sonra o hafta paramızı alıyoruz yani. Ama hocam robotumuz da astrolojiye göre çalışıyor. Hani bu Tabii da önemli. Ki robot yani sonuç itibariyle bizim kafalar bizim robot <laughs> e, Meral, biraz alttan ittirmeni üstten çektirmeli bir robot. Yani e, şöyle yani robot astrolojiden anlamıyor aslında. Evet. E, robotun Aslında zırnık anladığı yok. Yani robot sen ne versen onu yapıyor. Diyor ki yani ben de nereden alayım ben diyorum onu şu. Ya orada aslında biz astroloji bildiğimiz için robota diyoruz ki şu an daha çok Hani e, short'ları değerlendirelim, long'ları bırakalım. Long'lar yani çıkan buma short düşelim. Yani biz robota şunu söylüyoruz. Diyoruz ki piyasanın şöyle bir argotması var. Biz hiçbir zaman piyasanın yönüne işlem döşemiyoruz. Yani long'sa long yapmıyoruz biz. Biz piyasa çıkıyorsa short döşüyoruz oraya. Çünkü long e, döşeyenlerin hepsi zaten terste kaldı herhalde. Yani ee, yani daha hiç kazanan olmadı. Yani bilmiyorum kazanan görmedik biz. Yani batan bir sürü trader var. Dolayısıyla yani piyasa çıkıyorsa biz orada yokuz. Biz oraya short düşüyoruz. Küçük, küçük 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 ufak ufak. Yani 0.15 0.15 0.15 piyasa aşağı doğru düzeltme işte paramızı alıyoruz. Yani bizim robot bu kafada. Ee, dosya ben de ona yönleri astrolojik olarak söylediğim için takribi yani tabiri caizse robotumuz astroloji biliyor oluyor. Yani evet. robotumuz aslında alttan ittirmeli, üstten çektirmeli bir robot. Ee, yani biraz biyolojik zefa, biraz zeka, biraz yapay zeka ondan sonra yani piyasayı çok sadece yapay şey... zeka yorumlamıyor yani. Hocam siz çok emek harcıyorsunuz. Ben bu robotun çok çok gelişeceğini düşünüyorum zaten. Evet evet yeni taktikler geliştirdik şimdi. Yeni taktiklerimiz var. Yeni buluşlarımız var şu anda. Yine robotumuzu ekliyoruz. Vallahi bizim ekip e, memnun. Yani e, bizim ekip memnun. Herkes abi adam 5000 bin dolar koymuş. 9 günde bin dolar kar almış. Daha ne olur? yani bin dolara bin dolar 9 günde kim kar veriyor? Ee, dolayısıyla e, bin dolara geçen üç bin dolar alan arkadaşımız var ya. Yani abi, Allah bir bereket versin biz kendi yanımızda kavruluyoruz. E, Öyle takılıyoruz yani. Çok güzel evet. hocam. Yani ben de ekibinizdeyim. Ben de çok memnunum evet. ayrıca hakikaten. Çok geliyor arkadaşlar kesinlikle çok güvenli ama biraz da hani bu işin içini bilmek lazım tradingi bilmek astroloji ne kadar kıymetli bir ilim olduğunu bilmek hani İlker Hoca'yı zaten tanıdıktan sonra o güveni kazanıyorsunuz yani bunları bilince o zaman ha diyorsun tamam evet hakikaten her şey gökyüzüne göre çalışıyormuş diyorsunuz evet. Hani, ve kazanıyorsunuz arkadaşlar Alo, aa, aa, Abi e, portmantoyu bırakabilir misin abi? Ben şu an yayındayım da ya. Ha dış kapı kapalı hemen açıyorum ee, bir saniye gelecek de mi var söyleyin mi tamam <laughs> ee, arkadaşlar kusura bakmayın ya valla ee, kusura bakmayın arkadaşlar. Şey var yani yayın başlarken bir kargocu geldi biterken yine bir kargocu <laughs> geldi. Kargocularla selam. Evet. evet. Ee, kusura bakmayın. Evet Meral başka sormak istediğin bir şey var mı? Başka çok doyurucu bir program oldu hocam. Çok teşekkür ederim katkılarınız için. Umarım hepimiz için güzel yatırımlar olur. Evet. Getiren, bol kazançlar getiren. diliyorum. Hepimize Aa. cümleten bol kazançlar diliyorum. Meral seninle arada... Dedim ki sen müsait oldukça bana sinyal ver böyle programlar tamam yapalım çünkü böyle muhabbet tadında daha güzel oluyor çünkü ben o an ne diyeceğim yani işimde o anda ben de yani hayat rüzgar beni bir tarafa doğru ittiriyor. ben o an oraya gidiyorum yayın yapmıyor. Evet. Yani evet. Sen bana sinyal verirsen tamam e, hocam. senin merak ettiklerini herkes merak ettiğini düşünüyorum dolayısıyla e, bana birileri böyle soru sorduğunda cevap muhabbetinde çok güzel yayınlar oluyor öbür türlü valla merak hiç yayın yap. Yani ellemeten <laughs> bir ay yayın yapmayacağım yani tamam mı? <laughs> ee, dolayısıyla e, bana arada sinyal ver böyle yayınlar yapalım. Tamamdır hocam zaten e, mümkün olursa eğer haftada bir yapmaya çalışalım çünkü bu aralar oldukça hareketli günler yaşıyoruz ülke olarak yapabilirsek evet. denk getirirsek haftada bir yapalım çünkü yeni gündemler yeni olaylar oluyor bakarız. Evet Meral e, seni takip ediyorlar. Arkadaşlar Meral e, Astroloji sen e, kendi kanalından da sürekli e, evet. e, paylaşımlar yapıyorsun. Bir, Aynen YouTube'a bir takip Akademisi öğrencisidir. Arkadaşlar ona güvenebilirsiniz. Bir. İkincisi de bu videoya e, gereken ilgiyi gösterin ki biz en kısa sürede tekrar gelelim arkadaşlar. Aynen. Çok teşekkürler. Kendine çok iyi bak Meral. Görüşmek üzere. Görüşmek tamam. üzere arkadaşlar. Siz de. Bol kazançlar dilerim.